101 AYT Fen grubunda fizik ikinci kısımdayız arkadaşlar. Bilmiyorum. Evet, ikinci kısmına ilk sorusuyla başlayalım hocam. 18. sorumuz demiş ki O noktasından menteşelenmiş, ucu etrafında serbestçe dönebilen 10 Newton ağırlıklı çubuk K ve L cisimleriyle şekildeki bir dengededir. Şimdi bir kere türdeş çubuksa bu. Türdeş çubukta ne yapıyorduk? Kütle merkezin tam ortadan asıyoruz. Türdeş olduğunu belirtelim bu arada. Burası 10 Newton. Şimdi burada bir L ağırlığı var. Bir de burada ne var? Bir K var. Şimdi sorunun devamına bakalım. K cisminin ağırlığı 5 Newton olduğuna göre L cisminin ağırlığı kaç Newton'dur diye soruluyor. Şimdi şurası 5 Newton'muş. Burası 5 Newton'sa o zaman şuradaki ipteki gerilme kuvveti de mi 5 Newton olacak? Peki geldik buraya. Şimdi artık bunları bileşenlerine mi ayırmamız lazım? Olur. Şöyle bileşenlerini ayırayım hocam. Şimdi şurası 53, şurası 90'sa şurası 37 derece mi? O zaman şurası 10 çarpı sinüs 37 mi olur? Geldik buraya. Burası yine aynı şekilde 37 derece. Dolayısıyla burası GL çarpı sinüs 37 mi olur? Doğru mudur? Tam ortadan astığımız için şuraya x uzunluğu dersek şurası da x kadar olacak. Peki geldik buna. Bunu dik kuvvet haline getireceğiz. Tabii bu şöyle gelir. Şöyle bir dik kuvvetmiş gibi düşünelim. Şuraya bir 90'lı koyalım. Şimdi burası da ne olacak? 5 çarpı sinüs 53 olacak bu sefer. Sinüs 53 dedik. Şimdi ne yapıyoruz? O noktasına göre artık tork almaya başlıyoruz. O'ya göre tork alırsak 10 çarpı sinüs 37 çarpı uzaklığım x artı GL çarpı sinüs 37 çarpı uzaklığım 2x eşittir diyorum. Şöyle yapalım. Eşittir. 5 çarpı sinüs 53 çarpı uzaklığım 2x. X'lere güle güle dedik. Her taraftaki x'leri yok ettik. Sin 37 0,6 idi. O zaman şuraya yazalım. 6 artı L çarpı sinüs 37 çarpı 2. Sin 37 0,6. 6 bölü 10 yani 3 bölü 5. 3 GL bölü 5 çarpı 2 eşittir. 5 çarpı sin 53 0,8 olduğu için 4. 4 çarpı 2'den burası da 8 olacak. Şimdi bakalım hocam. Devam edelim. 6 artı 3 GL bölü 5. Pardon şurası 6 olacak. Eşittir 8. O zaman devam ediyoruz. 2 eşittir 6 GL bölü 5. Buradan da GL eşittir 10 bölü 6 mı? 5 bölü 3. Sadeleştirirsek 5 bölü 3. Hangi seçenekte vermişiz bakalım. A seçeneği 5 bölü 3 olmalı. Şimdi devam ediyoruz. O merkezi 6 santimetre yarı çaplı türdeş levhadan 3 santimetre yarı çaplı O merkezi dairesel levha kesilerek şekildeki gibi yapıştırılmaktadır. Devam edelim. Ağırlık merkezi mi soracak? Buna göre yeni oluşan sistemin ağırlık merkezi O noktasından kaç santimetre uzaklıkta? Pi 3 alınız demiş. Şimdi hocam burada kısa yoldan yapacağım. Şurası levhaymış bu. Hı-hı. Yani daire, dairesel levha. Merkezi diyor. Orası. Aynen. Pi çarpı 6'nın karesi. Doğru. Yani burası ne olacak? 36 pi kadar bir değer. Hı hı. Şimdi bunu şöyle aldığımızda burayı ne yapacağız? Pi çarpı 3'ün karesi. Sen 9 pi mi? 9 pi. Hı hı. Şu da yine 9 pi. Şöyle desem olur mu? Şuna 4 g dersem. Bu g kadar. Evet bu da g, bu da kadar. G kadar. Doğru. Doğru mudur? Şimdi ben konu anlatımında da şöyle demiştim. Burayı 0 olarak düşünelim. Hı hı. Burası 0 ise o zaman 3 santim gittiğime göre burası 3, 6, 9 mu olacak burası? Doğru. Şimdi yazıyorum. 4G çarpı 0 eksi, neden eksi bunu çıkarmışım. G çarpı 3 artı G çarpı 9 mu? Hı hı. Bölü toplam ağırlığım G gitti. G geldi 0. 4G buradaydı. 4G. Doğru mudur? Şurası 0 oldu. 9 eksi 6G bölü 4G'den 3 bölü 2. 4G'den 3 bölü 2 olarak bulacağız. Yani kaç santimetre yer değiştirmiştir diye soruyor. O da 3 bölü 2 olmalı. Buyurun. Evet geldik 20. sorumuza. Düzgün çembersel hareketiyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Başka bir şey verilmiş mi? Verilmemiş. Sadece şıklar verilmiş hatta. Şimdi bakalım. Düzgün çembersel hareket yapan cismin hız büyüklüğü değişmez. Hız büyüklüğü değişmez. V sabittir ama hızının yönü sürekli olarak değişir. O yüzden birinci ifade doğru. Düzgün çembersel hareket yapan cismin bir ivmesi vardır. Ne yapıyor? Yönü değişiyor. Yönü değiştiği için ivmeli bir hareket yapıyor. İvmeli hareket yaptığı için daha doğrusu bir kuvvet uygulanıyor. Yön değiştiği için daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Yön değiştiği için bir kuvvet uygulanıyor. Kuvvet uygulandığı için de ivmeli bir hareket yapmış oluyor. Hız sabit aslında ama yönü değiştiği için ivmeli kabul ediyoruz. Aynen öyle. Hızın büyüklüğü sabit. Anladım. Yani 10 metre bölü saniye ise 10 metre bölü saniye devam ediyor ama sürekli olarak yön değiştiriyor.
Üçüncüsü düzgün çembersel hareket yapan cismin hız vektörünün değişebilmesi için sürekli bir kuvvet uygulanmıştır. Zaten sürekli olarak bir kuvvet uygulanmış ki cisme ivme katmış, bir ivme sağlamış. O yüzden her üç yargımız doğru. Cevabımız da E seçeneği olmalıydı. Evet, 21. sorumuz bir basit harmonik hareket sorusu. Basit sarkaçtaki M kütleli cisim şekildeki konumdan serbest bırakılıp basit harmonik hareket yapıyor. Şurası düşey eksen, bunu söyleyelim. Hı hı. Cisim L'den M'ye gelebilmesi için geçen süre 4 saniye olduğuna göre hareketin periyodu kaç saniyedir demiş. Ve 2 alfanın 10 derece olduğunu söylemiş. Yani alfa açısının önemsiz olduğunu, küçükkenlikle bir açı olduğu için önemsiz olduğunu bize hatırlatıyor. Şimdi L'den nereye demiş hocam? L'den M'ye. Şuradan şuraya. L'den M'ye şu arayı 4 saniyede geçiyormuş. Şimdi bir şeyler vardı. Şurası T ise şurası 2T gibi bir şeyler. T bölü 12. T bölü 12. T bölü 6. T bölü 6. T bölü 6 idi. Çok güzel. O zaman şöyle yazalım mı? Şurası ne olacak? 2 tane T bölü 12. 2 T bölü 12 eşittir 4. T bölü 6. T eşittir 24 saniye mi hocam? Hı-hı. Bizden neyi istemişti bu? Periyodunu. Hareketin periyodunu istemiş. O zaman hareketin periyodu. Periyot şu mu sayılır? Gidiyor tekrar geri. Tekrar geri gelişinde katacağız değil mi? Hı-hı. Tamam. Hesaplayalım mı? Bir saniye. Biz direkt T'yi işlem hatası yapmadık değil mi yine? Yok. T bölü 12 eşittir. T'yi 24 bulduk. Tamam, zaten bize periyodu soruyor o zaman. Tamam. Ha, T 24, doğru. Pardon. Tamam. Şimdi 22. sorumuza bakalım. Düzgün 50 Newton bölü klon büyüklüğündeki E elektrik alanı içerisinde 75 gram kütleli küre şekildeki gibi dengelidir. Buna göre kürenin elektrik yükünün büyüklüğü kaç mikro klondur diye sorulmuş. Şimdi hocam, bunun ağırlığı aşağıya doğru mg kadar. Doğru mudur? Peki bunun bu tarafa doğru elektrik alandan dolayı uygulamış olduğu bir elektriksel kuvvet mi var? Evet. Ondan sonra ipteki gerilme de gelmiş böyle böyle böyle. Burası kaç derece olmuş? 53 derece. Biz F'i nasıl yazıyorduk? Q çarpı E olarak mı yazıyorduk? Hocam ben sizden kalem isteyeyim. Tabii ki. Benim kalem bitiyor. Şimdi. Şöyle yapalım hatta. Burası daha güzel. Şimdi devam edelim. Şimdi şuraya baktığımızda 53'ün karşısına şu F mi gelecek? Yani tanjant 53'ü mü kullanacağız? Tanjant 53 nedir hocam? 4 bölü 3 mü? Evet. 4 bölü 3 eşittir. Karşısında Q çarpı E var. Komşusunda da kim var? M çarpı G var. Şimdi yerine yazalım. 4 bölü 3 eşittir. Q'yu bilmiyoruz. Elektrik alanımız 50'ymiş. Bölü kütlemiz 75 gram. Bunu kilograma çeviriyoruz. 75 bölü 1000 çarpı G yer çekimi ivmemiz de 10. Doğru mudur? Doğru. Şimdi şunlar birbirini götürdü. Şurası 3 bölü 4 kaldı. Doğru mudur? Şurası 3 bölü 4. Ters çevirdiğimizde Q çarpı 50 çarpı 4 bölü 3 mü oldu? Evet. Bu da neye eşitmiş? 4 bölü 3'e eşitmiş. Bunlar birbirini götürdü. O zaman Q eşittir 1 bölü 50 mi kaldı? Hı hı. Ama bu klon cinsinden. Bize neyi soruyor? Mikro klon soruyor. Hemen hatırlatalım. 1 mikro klon neydi? 10 üzeri eksi 6 metreydi. Hı hı. Klondu. Metre kim? Klondu. O zaman ne yapıyoruz? Burası demek ki 10 üzeri 6 oluyor yukarısı. Q eşittir 10 üzeri 6 bölü 50. Yani bu da 100 çarpı 10 üzeri 4 bölü 50 yazarsam doğru yazmış olur muyum hocam? Evet. O zaman şunlar birbirini götürürse ne oldu burası? 2 çarpı 10 üzeri 4 mikro klon olarak ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Doğru cevap da bize T seçeneğinde verilmiş. Şimdi 23. sorumuz bir sıraç sorusu. Şekil 1'deki kondansatörün sahası C'dir. Kondansatörün levhaları arasında farklı yıldırkan cisimler konularak şekil 2'deki sistem oluşturuluyor. Buna göre şekil 2'deki kondansatörün sıvası kaç C'dir diye soruluyor. E0'da yıldırkanın dielektrik sabit olarak verilmiş. Dielektrik sabit. Şimdi burası neymiş? C miymiş? Hı hı. C eşittir epsilon 0 A bölü D midir? Doğru mu? Şimdi buraya gelirsek şuraya C1 diyelim. Şu C1'imiz ne olacak? 3E0 çarpı toplam kest alanı yine A bölü D. Doğru mudur? Doğru. Yani C1 aslında 3C kadar mı oldu? Hı hı. Geldik şuraya. Şuna C2 diyelim. Şuna da C3 diyelim. Hı hı. C2 4E0 çarpı A bölü 2 ama bunu yarıya bölmüşüz. Hı hı. A bölü 2 bölü D. Yani bu ne olacak hocam? 2 mi olacak? 2S0. Şu ikiler götürecek. A bölü D. A bölü D. Yani burası aslında ne oldu? 2C kadar mı oldu? Hı hı. Bunun için de aynısını yazalım. C3 8E0 çarpı A bölü 2 bölü D'den şu giderse şurası 4C mi olacak? Hı hı. Şimdi aslında oluşan saha şöyle. Şurada 3C var. Şurada birbirine paralel bağlı iki tane sahacım oluştu.
Biri 2C, biri 4C, biri de 3C büyüklüğünde. Şu paralel olduğu için bunları topluyoruz. 6C kadar oldu. 3C ile 6C artık birbirine nasıl bağlı? Seri bağlı. 1 bölü 3 artı 1 bölü 6'dan 2 çıkar cevap. Aynen öyle. O zaman eşdeğersem 2C olacak. O da bana B seçeneğiyle verilmiş. Buyurunuz. Geldik 24. sorumuza. Manyetik alana V hızı ile fırlatılan eksi Q yüklü parçacık V manyetik alanına girerek çembersel hareket yapıyor. Şimdi baktığımızda sağ kuralı yapıyorduk. Baş parmak nerede? Hareket yönünde. Dört parmağım içeriye doğru ne yaptı? Eksi yöne, yani aşağıya doğru gitti. Devam ediyoruz. Parçacığın kütlesi M olduğuna göre parçacığın frekansını veren bağıntı nedir diye sorulmuş. Şimdi şurada bağıntıyı hesaplayalım. Formülümüz şuydu. R eşittir mavi bakıyordu. Doğru mudur? Hı hı. Yani yörünge yarıçapı neydi hocam? Kütle çarpı hız bölü manyetik alan çarpı yüktü. O zaman R eşittir mavi bakıyorsa şu V'yi de açalım. V'de neydi? 2 pi R bölü T miydi? Doğru mudur? Hı hı. Yazıyorum. R eşittir M çarpı 2 pi R bölü T bölü B Q mu? Şu R'ler birbirini götürdü mü? Şu T'yi alta alırsak ne olur? M çarpı 2 pi bölü B çarpı Q çarpı T olur. Şu 1'e eşit. T'yi yalnız bırakırsak M çarpı 2 pi bölü B çarpı Q mu olur? Hı-hı. Doğru mudur? Bizden ne istemişti? Bizden frekansı istemişti. Frekansı istediğine göre F çarpı T eşittir 1 miydi? Hı-hı. O zaman frekans 1 bölü T mi olacak? Evet. Yani bunu hop takla attırıyoruz. O zaman ne oldu? B çarpı Q bölü M çarpı 2 pi mi oldu? Peki bu nerede var? B Q bölü 2. B seçeneğine verilmiş. BQ bölü M çarpı 2P. Dikkat edelim. Açı açı gidiyoruz. Hepsine teker teker yazdık. Geldik 25. soruya. Elektronik devre elemanlarından transistör ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bir yönde akım geçirmektedir. Şimdi bir yönde akım geçiren devre elemanı neydi? Hatırlıyor musunuz? Bir yönde akım geçiren devre elemanı direnç. Diyot. Aa. Diyottu. O zaman direnç bu demek akım ki geçiren devre elemanı direnç. Ne diyorum ben ya? Bu demek ki transistörün özelliği değil, diyotun özelliği. İkincisi, girişine uygulanan sinyali yükseltilerek gerilim veya akım kazancı sağlar. Doğrudur. Transistörler şey var. Transistör 3 ayaklı devre elemanıydı. B, C, E anahtar şeyleri vardı. Ayakları vardı. Base, emitter, kolektör olarak geçiyordu ve girişine uygulanan sinyali yükselterek gerilim veya akım kazancı sağlardı. Doğrudur. Hı hı. Üçüncüsü, gerektiğinde anahtarlama elemanı olarak da kullanılır. Evet, 3 ayaklı devre elemanında base ana gövde, kolektör ve emitter ne yapacak? Burada dağıtımı sağlayacak. Gerektiğinde o yüzden anahtarlama görevi de göstermektedir. Doğru cevabım 2 ve 3'tür. Geldik 26. sorumuza. Bir ışık ışını KLM saydam ortamlarından oluşan düzenekte şekildeki yolu izliyor. Tabi bu şuraya gelmiş. Yani şunu normaline şöyle çizelim. Tam bu noktaya gelmiş. Hı hı. Şekildeki yolu izliyor. L ortamı yarı küre olup merkezi O noktasıdır. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? Biz öncelikle burada neyi bulalım? Kırıcılık indislerini bulalım. Ona göre yorumlayalım. Şimdi hocam, bu normalde, yani aslında bunun orijinali nedir biliyor musunuz? Şöyle gelmiş, şurada normal var. Bu böyle kırılmış. Anladığım bu benim. Yanlış mı çizilmiş bu? Evet, normalde bu paralel gelmeyecek mi? Orijinaline bakın isterseniz. Orijinaline bir bakayım. Orijinaline göre ne yapıyor? Dışarıya doğru normalden kız uzaklaşıyor. Emine. Tamam, matematiksel formüller, hani şekli de mi görmüyorsun Allah aşkına? Normalden, çizdiği şekle bak. Normalden uzaklaşıyor hocam. Orijinalini bu şekilde çizmişim. Fatma'dan daha fena çıktı. Normalden uzaklaşıyor. Normalden uzaklaşıyorsa çoktan aza mı geçiyordu? Evet. O zaman demek ki K'nin kırıcılık indisi L'den daha mı büyük? Evet. Burada baktığımızda burası ne olacak hocam? Şöyle gittik. Aha, normali ne yapıyoruz? Küre merkezi ise normali tam merkezinden çiziyoruz. Böyle çizdiysek bu böyle gitmesi lazımken bu da mı normalden uzaklaşmış? Evet. O zaman demek ki burada da ne yapacak? L'nin kırıcılık indisi de M'den mi daha büyük olacak? Hı hı. O zaman sıralarsak. KLM. KLM. Şimdi yazalım hemen şuraya. K'nin kırıcılık indisi büyüktür L'den. O da büyüktür M'den dedik. Şimdi K'nin kırıcılık indisi L'den büyüktür demiş. Birincisi doğru. 3 yanlış. 3 yanlış. K eşittir M demiş. Gitti. Geldik 2'ye. M'nin hızı L'den büyüktür. Hız kırıcılık indisiyle ters orantılıydı. O yüzden M büyüktür L'den, o da büyüktür K'den şeklinde yazabiliriz. M'nin hızı L'den daha büyüktür demiş. Doğru. Bu da doğru olacak. Cevabım 1 ve 2 olmalı. 27. sorumuz bir hareket sorusu.
Doğrusal yolda hareket eden ilk hızı 4 metre bölü saniye olan bir aracın ivme zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre aracın 6 saniye sonundaki yer değiştirmesi nedir? Şimdi yer değiştirme istiyor benden. Yer değiştirme istiyorsa ben hız ivme zaman grafiğinden yer değiştirme bulamam. O zaman neyi bulmam lazım önce? Hız zaman grafiğini çizmem lazım. Hız zaman grafiğini çizecek olursam şöyle yapalım. Şurası t saniye, şurası hız metre bölü saniye dedik. Şimdi öncelikle ilk hızım neymiş? Buna dikkat. İlk hızım 4 metre bölü saniyeymiş. Şurası 4. Sonra şuradaki hocam hız değişimini bulalım. 3 çarpı 2 yani ivme zamanının altında kalan alan hız değişimi miydi? Hı hı. 3 çarpı 2'den şurada 6 metre bölü saniye hız değişecek. Yani bir 10'a çıkacak. Doğru mu? Doğru. Sonra şurası eksi 3 çarpı 2'den 6 metre bölü saniye. Tekrar yani ne yapacak? Yine 4'e dönecek. Ben şunu şöyle çizeyim de. Şimdi 4'ten 10'a çıktım. Sonra tekrardan 4'e düştüm. Doğru mu? Ben de süresini yazayım mı? Bu ikinci saat, bu dördüncü saat. Şey, ikinci saniye, dördüncü saniye. Neyse, devam ettik. Burası da... Birimlere takılacaksan hiç oynamayak. Sonra ne oldu burası? Yine 6 oldu. O zaman yine saati çizin hocam. Altıncı saniye. Saniye oldu. Şimdi şöyle bir şey. Ne yapacağız? Şurada üçgen alanları alacağız. Doğru mudur? Hı-hı. Şunu şöyle bölüp böyle alırsak ben daha kolayıma geliyor. Yamuk alanı Hı-hı. alamıyorum. 6 çarpı 2 bölü 2. Değil mi? Şurası 6. Çarpı 2 bölü 2 artı 4 çarpı 2 artı bütün şu alanların toplamını mı bulacaksınız? Hı hı. 8 8 8 6 6 6 evet 14 42 üçgenleri ve dörtgenleri ayrı ayrı bu topla böyle 2 saat böyle formülü çıkardım. Formül değil hocam, üçgenlere teker teker. Neyse. Şimdi 28. soru. Sürtünmesiz yatay bir yol üzerinde. Soruyu size soruyorum. Sürtünmesiz yatay bir kol üzerinde. Kaşınmakta olan. Sabit hızlarla hareket eden. Sürtünmesiz yatay bir yol üzerinde sabit hızlarla hareket eden KL araçlarının T0 eşittir 0 andaki yön ve konumları şekil 1'deki gibidir. Devam ediyoruz. Bu cisimler O noktasında çarpıştıktan bir süre sonra hareket yönleri ve konumları şekil 2'deki gibi olduğuna göre yargılardan hangileri doğrudur diye sormuş. Şimdi bir kere demiş ki çarpışma esnek olmayan bir çarpışmadır. Bunlar araç değil mi ya? Evet. Araçlar niye çarpışınca geri doğru gidiyorlar ki? Hocam bilardo topu düşünelim. Çarpışıyor. Araç demeyelim o zaman. Onlara da önemli olan amaç. Önemli olan amaç. Evet. Araç değil. şimdi şöyle yapacağız. Öncelikle esnek olmayan çarpışma demiş. Esnek olmayan çarpışmada kütleler çarpıştıktan sonra birlikte hareket eder. Bunlar çarpışmış, geri gitmişler. Birlikte hareket etmemişler. Birbirine yapışıp hareket etmeleri lazımdı. O yüzden bir kere ikincinin yanlış olduğunu söyledik. Bunlar esnek olmayan değil, merkezi ve esnek bir çarpışmadır. Şimdi bu kütleleri mütleleri hesaplamaya geleceğiz. Çünkü birincisine demiş ki çarpışma öncesi hızları Vk bölü V ile 4 bölü 3'tür demiş. Hemen söyleyeyim. Bu 3 birim yol gelirken bu 4 birim yol gelmiş. Dolayısıyla bunun doğru. Bunun hızı 4V iken bunun hızı 3V olacak. Bir dakika, ama nerede bu tam olarak? Şurada. Yani buradan buraya geliyor. Aslında şurada tam olarak sanırım. Hocam şöyle, yani bu cisim böyle buradan buraya gelmiş. Tamam. Istedim. Tamam. Cisim tüm o birimi kapsıyor. Aynen, yani. Aynen. Şimdi o zaman birincisi doğru. İkincisi şey, üçüncüsü cisimlerin kütleleri oranı 7 bölü 6'dır demiş. Şimdi şunu yapacağız. Burada kütlesini bilmiyorum. Mk çarpı 4V ters yöne doğru geliyor. Eksi Ml çarpı 3V eşittir. Bu buraya doğru dönmüş. Bu da burada. Burada şöyle yapalım. Terse dönmüş. Eksi Mk çarpı 1, 2 birim yol gitmiş. Doğru mu? Hı hı. Sonra artı pozitif yöne dönmüş. Ml çarpı 1, 2, 3, 4 ve doğru mudur? Hı hı. Şu V'leri zaten her tarafta yok edeceğiz. Şunları yok ettik. 4 Mk eksi 3 Ml eşittir. 4 Ml eksi 2 Mk. Doğru mu? Attım karşıya 6 Mk. 7 ML. O Vay zaman be. 7 bölü 6 mı geldi orada? MK bölü ML 7 bölü 6. 7 bölü 6. O doğru. Zaman o da doğru oldu. Cevabım 1 ve 3. C seçeneği. Yani C seçeneğini böyle biz A, B, C, D, E yazıyoruz ya. Emine A, B, C, D, E diye gitmiş. Kafa karışıyor. Şimdi geldik 29. soruya. Yay sabiti 200 Newton bölü metre olan yay 80 santimetre sıkıştırılıp önüne 2 kilogram kütleli, tam şuraya 2 kilogram kütleli bir cisim şekildeki gibi yerleştirilmektedir. Cisim serbest bırakıldıktan sonra sürtünme katsayısı 0,1 olan yüzeyde hareket etmektedir. Buna göre cisim bu yüzeyde en fazla kaç metre hareket edebilir diye sorulmakta. Şimdi burada bir
Yay, ya daha doğrusu cisim hocam orijinalinde şuradaymış. Hı hı. Bu cismi ittirdik 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 80 santimetre sıkıştırdık. Sonra bunu bıraktık, oradan devam ettik. Peki nasıl olacak? Şimdi bakalım. Öncelikle burada yayın esneklik potansiyeli ne kadar? 1 bölü 2 kx kareydi. Doğru mudur? Hı hı. Şimdi 1 bölü 2 çarpı 200 çarpı 80 santimetre 80 bölü 100 hani metreye çevireceğim. 4 bölü 5'tir. Doğru mu? 4 hı hı. bölü 5'in karesi dedim. Şimdi burası ne oldu? Şurası 100 oldu. 100 çarpı 16 bölü 25 mi? Bu da buna götürdü. 4 kaldı. Burası ne oldu? 64 joule'lük bir enerji depolamış. Doğru mu? Hı hı. Bu depolanan enerji ne yapıyor? Sürtünme dolayısıyla kayboluyor. Edilecek. Çok güzel. O zaman o da 64 eşittir F sürtünme çarpı X olacak. Hı hı. O zaman yazıyoruz. F sürtünme neydi? K çarpı MG çarpı X olarak yazılacak. Yazıyorum. 64 eşittir 0,1 çarpı 2 çarpı 10 çarpı X. Doğru mu? Burası ne oldu? 2X eşittir 64 mi oldu? O zaman X eşittir. Demek ki bu toplamda buraya doğru 32 metre yol alması gerekiyormuş. O yolu böyle bayağı bir uzunmuş. Evet. Şimdi 80 santimetre gelmişsin 32 metre gitmiş. Aynen. 1 metre gelsen nereye gidecek? Aynen öyle. Demek ki. Evet. Çok enteresan. 30. soru. Yok gerçekten sayı çok büyük çıktı evet, ben de. 32 metre. Yay sadece... Şey gibi düşüneceğim, mermi gibi düşünün böyle. Evet. Değil mi? Yani yay çok sertse eğer... Aslında şöyle tabancanın geri sekmesi gibi, tüfeğin yani, geri sekmesi gibi. Yani. Biraz geri sekiyor ama mermiyi çok uzak fırlatıyor. Evet. Mantıklıymış aslında. 30. soru. Eşik dalga boyu 6 lambda olan bir metale dalga boyu 4 lambda olan fotonlar gönderildiğinde sökülen fotoelektronların kinetik enerjisi E oluyor. Bu metale 2 lambda dalga boylu fotonlar gönderilirse sökülen fotoelektronların kinetik enerjisi kaç E olur diye soruluyor. Çok E. Şimdi fotonun enerjisi bağlanma enerjisi yani eşik enerjisi artı kinetik enerjiydi. O zaman biz bunu hc bölü lambda olarak yazabilir miyiz? Hc bölü lambda eşittir. Hc bölü lambda 0 artı E kinetik olarak yazabiliriz. Şimdi yazalım. Hc bölü 4 lambda foton yolluyormuşuz. Bölü 4 lambda eşittir. Hc bölü eşik dalga boyu 6 lambdaymış. Artı E'ymiş bu. Doğru mu? Hı hı. E'nin büyüklüğünü bulalım. 2 bölü 24'ten ne olur? 1 bölü 12. Hı hı. Doğru mu? Evet. O zaman Hc bölü 12 lambda mı oldu? Evet. Şimdi bunu bulduk. E dediğimiz buymuş. Devam edelim. Ne diyor? 2 lambda dalga boylu fotonlar gönder diyor. Yani bunu hc bölü 2 lambda yap diyor. Eşittir. Hc bölü 6 lambda artı E üssü olsun. Doğru mudur? Hı hı. Attık karşıya. E üssü eşittir. Hc bölü 2 lambda. Bunu 3 ile genişleteceğiz. Eksi. Hc bölü 6 lambda. 2 hc bölü 3 lambda. 2 hc bölü 3 lambda. Yok. 2 hc bölü 6 lambda. O da 1 bölü 3. Hı hı. Değil mi? 3 ile çarparsak doğru. Evet. Evet. O da hc bölü 3 lambda. Hı. O zaman kaç katına çıktı hocam? 4 katına çıktı. 4 katına. Güzel çözdük. 4 ay kadar olacak. Geldik 31. soruya. Makara ve ip kütlelerin önemsiz olduğu eğik düzlem sisteminde 1 kilogram, 2 kilogram ve 5 kilogram olan cisimler şekildeki gibi hareket ediyor. Aslında dengelenmiş. Temas eden yüzeylerin sürtünme katsayısı 0,5 olduğuna göre şu yüzey 0,5'miş. 5 kilogram kütleli cisim yere değmeyecek şekilde ipte oluşan gerilme kuvveti kaç newtondur diye sorulmakta. Makara kütleleri önemsiz. G eşittir 10. Sin ve cos değerleri verilmiş. Şimdi hocam şöyle yapacağız. Bunun buraya doğru 5 çarpı 10'dan 50 newtonluk bir ağırlığı var. Doğru mu? Bunun buraya doğru 1 çarpı 10 çarpı sin 37 yazacağım. Hı-hı. Yani 6 newton bir ağırlık burada var. Bunun da 2 çarpı 10 çarpı sin 37'den 12 newtonluk bir ağırlığı var. Şimdi burada şuraya doğru bunların cos değerleri var. Doğru mudur? Evet. Yani bunun 8 newton, bunun da 16 newtonluk bir cos değeri var. Hı hı. 10 çarpı 0,8 bu da 10 çarpı yine 0,8'den. Ama bir de bunun sürtünmeyle eklenmiş hali 8 çarpı 0,5 dersem 4 newton buna sürtünme geliyor. 8 newton da buna sürtünme geliyor. Hı hı. Doğru mudur? Şimdi sürtünme ters yöne gelmiyor mu? Şey sistem buraya doğru hareket ediyor ya. Ha, o tarafa mı hareket ediyor? Doğru. Tamam. Doğru. Hı hı. Şurası 20 newton'a itti. Evet. Şurası da 10 newton etti. Doğru mu? 30 newton. Evet. Şimdi F eşittir MA'dan gideceğiz. Hı hı. 50 burası. Buraya doğru 30 newton çekti. Yani geriye net 20 kaldı. Toplam kütle ne oldu? 8. 8 çarpı A. A eşittir. 4'e bölelim. 5 bölü 2 metre bölü saniye kare. Şimdi F eşittir MA'yı bunun için yazacağız ama yukarıya doğru T çekiyor.
Yani 50 eksi t eşittir 5 çarpı 5 bölü 2 mi? Hı hı. O zaman 50 eksi t eşittir 25 bölü 2 mi? Evet, 75 bölü 2. T eşittir 75 bölü 2 newton olacak. Bakıyoruz, o da bize C seçeneğinde verilmiş. Geldik 32. sorumuza. Sona doğru heyecanla yaklaşıyoruz. Kuvvet ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Birincisi, bir cismin başka bir cisme kuvvet uygulayabilmesi için fiziksel temas gerekir. Hayır. Neden? Manyetik kuvvet uygulayabilir. Çok güzel. Alan kuvvetlerinin hepsi temas gerektirmeyen kuvvetlerdir. O yüzden illa bir fiziksel temas gerekli değildir dedik. Gitti. İkincisi, atom çekirdeğini oluşturan parçacıkları bir arada tutan kuvvet güçlü nükleer kuvvettir. Atom Doğru. çekirdeğini bir arada tutan kuvvet güçlü nükleer kuvvet, diğer ismiyle yayın kuvvettir. Proton ve nötronu bir arada tutuyor ve doğadaki en büyük kuvvetle. Doğru. Üçüncüsü, sürtünme kuvveti cisimlerin temas ettikleri yüzey alanına bağlıdır. Evet. Yüzey alanına bağlı mı? Şimdi şöyle demiştik, yüzeyin cinsine bağlı. Asfalt yolda, toprak yolda araba farklı gidiyor. Evet ama. Ama iki şeritli asfalt yolda, dört şeritli asfalt yolda farklı mı sürtünme? Hayır ama eğer tırsa bu araç, daha geniş bir havanı kaplıyorsa o zaman önemli değil mi? Orada şey kütlesi artmış oluyor hocam. Yüzey alanı değişmiyor. Şöyle söyleyeyim. Yere temas ettiğim yüzey genişlerse sürtünme tamam. Yine 0-1 ile çarpıyor. Tabii. Yani sürtünme kat sayısı aynı. Yani yüzey Hı-hı. alanına hiçbir şekilde bağlı Hı-hı. olmuyor. M çarpı K, G vardı galiba bir de değil mi? K, M, G gibi düşünebilirsiniz. Yani şey yok. Alan Orada yok zaten. Alan yok. Bir de şunu söyleyeyim. Bir tane daha karıştırılan bir nokta var. Bu sorunun cevabı yalnız iki ama kuvvetle ilgili şunu da söyleyelim. Eylemsizlik kuvvetinde etki eylemsizlik diyorum özür dilerim. Etki tepki kuvvetinde etki kuvveti ve tepki kuvveti farklı cisimlere uygulanır. Bu da bir kavram yanılgısıdır. Öğrenciler çok hata yapar. Daha doğrusu bu doğru halidir. Farklı Hı-hı. cisimlere uygulanır. Genelde hep aynı denir. Ben buraya bir etki gösterdim. O bana tepki gösterdi. Ama etki kuvveti bakın masaya yapılıyor. Tepki elime yapılıyor. Evet. O zaman etki ve tepki kuvveti farklı cisimlere uygulanır. Bunu da unutmayın. Geldik 33. sorumuza. Sonsuz uzunlukta akım taşıyan tellerdeki akım şiddetleri iyi olup şekildeki yönlerde akım geçmektedir. Buna göre K, O, L noktalarındaki manyetik alan vektörlerinin yönleri aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir demiş. Nokta sayfa düzlemine dik dışarı doğru, çarpı sayfa düzlemine dik içeri doğru. Bunu şimdi, ben deneyeceğim. Evet. Şimdi bu en akım zorunda. Yönü bence, böyle. Bence bunu deneyin hocam. Niye? Akım yönü böyle. Tamam. Şöyle yaparsam şöyle. Dışarı doğru. O'da içeri doğru. K'da dışarı doğru. Şimdi şöyle. Teker teker yapalım. Tamam. Önce K, sonra L, sonra O. Şimdi bir kere O'ya bakalım. O'da şöyle yaptık. Baş parmağımı akım yönüne koydum. Hı. Dört parmağım içeri. İçeri. Baş parmağımı akım yönüne koydum. Dört parmağım içeri. O kesinlikle içeri. İçeri. Şimdi K'de baktığımda bu dışarıya, bu içeriye. Ha, doğru. Bir bu dışarı, da bir içeri. Değil mi K'yı? Ha. Şimdi dışarı olana baktığımızda, dışarı olan bu. Nedir? K çarpı 2i bölü d kadar. Evet. Ama içeri olan şöyle aldık. K çarpı 2i bölü 5d. 5d. Hangisi daha büyük? Bu. O zaman bu dışarı oldu. Doğru mu? Doğru. Burada da biri içeri, K içeri ama L dışarı. Hı hı. Dışarı olana baktık. Dışarı olan K çarpı 2i bölü D. Hı hı. Bunda bir saniye bu dışarı dedik. Şey. Bu içeri bu ama şu dışarı. Tamam. Dışarı. K çarpı 2i bölü D. Diğeri de K çarpı 2i bölü 5D. Doğru mu? O zaman bu dışarı olacak. Bu da dışarı olacak. O zaman K nokta dışarı. Nokta çarpı nokta. Nokta çarpı nokta. Nokta çarpı nokta. Adana. Evet. Odana merkez. Geldik 34. ve son sorumuza. 35 tane değil mi? 34 tane. Fizik 34, kimya 34, biyoloji 33. Toplam 101. Şimdi geldik 34. ve son sorumuza. Her güzel şey bitermiş. Fizik de bu sene için bitiyor artık. Düzgün bir manyetik B manyetik alanında düzgün bir manyetik alanda hı hı. L uzunluğundaki çubuk V hızıyla hareket Süper. Ettirildiğinde çubuğun uçları arasında oluşan indüksiyon elektromotor kuvveti E oluyor. Devam edin. Şimdi, o simüle ediyordum da ben. Tekrar ben anlatıyorum. Düzgün B manyetik alanda L uzunluğundaki bir çubuk V hızıyla hareket ettirildiğinde çubuğun uçları arasında indüksiyon elektromotor kuvveti E olur. Aslında şöyle diyor hocam. Yani simülasyonu şöyle tamamlayayım. Ha böyle mi diyor? V hızıyla çekiyoruz. Doğru, manyetik alan içerisinde. Bir B manyetik alanı var. Ve L uzunluğunda bir çubuktan bahsediyoruz. Burada oluşan indüksiyon elektromotor kuvvet E oluyormuş.
Weber manyetik akı birimi, metre uzunluk birimi, saniye zaman birimi olduğuna göre E eşittir bavul. Hani ÖSYM dedi ya artık formülleri de vereceğiz size, hı-hı, diye. E eşittir B çarpı V çarpı L bağıntısı dikkate alınırsa indüksiyon elektromotor kuvvetin birimi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi hocam şunu yapıyoruz. E eşittir B çarpı V çarpı L. B manyetik alan demek. Manyetik alanın birimi, bu bir birim analizi sorusu. Çok dikkat edelim. Birim analizi gelebilir. Weber bölü metrekaredir. Tamam. Hızın birimi metre bölü saniyedir. Çünkü x eşittir vt'den. Hı hı. Burada v'yi yalnız bıraktığımızda x bölü t olur. Bu metre, bu da saniyedir. Bunu da yazdık. L de zaten uzunluktu. Onun birimi de metreydi. Metre çarpı metre metre kare bunu götürdü. Doğru mudur? Geriye ne kaldı? Saniye. Weber bölü saniye kaldı. Vay be. O zaman doğru cevabımız E seçeneği, Weber bölü saniye olmalıydı. Böylelikle 101 soruda fen grubunda AYT kısmını, fizik grubunu bitirmiş fizik, olduk. Fizik sorularını bitirmiş olduk. Kimya ile devam edeceğiz. Ben bir de arkadaşlarım beni göremeyecekler. O yüzden ben hepiniz arkadaşlar yürekten başarılar diliyorum.